Tekno Zehir'e hoş geldiniz. Sony'nin meşhur oyunu Drive Club. Yani tabii biz Can'la bir tur attık onu söyleyeyim. Evet. Ama seninle ilk defa oynayacağız. Gerçi sen bunun alfasında oynamıştın ama. Bir sene önce daha piyasaya çıkmamışken alfa sürümünü oynadık ama tabii orada hani öyle koymuşlar kabine. Alıp oynuyorsun. Ne bir ayarını görüyorsun ne bir özelliklerini görüyorsun. Şimdi oyunun tabii sosyal özellikleri çok ön planda. Onları falan deneyememiştik. Hani grafiklerine baktık. O zaman grafikleri de iyi değildi. Evet. Ama işte alfa diye yazı yazıyordu zaten. Evet. O yüzden çok az bir şey deneyebildik. Şimdi elimizde. Evet, bir oynayacağız. Sadece Türkçe. Şu an bu inceleme değil, oynuyoruz. Türkçe, evet. Şimdi ben öyle tekli yarış diye bir yarış seçtim işte. Tekli yarış. Ayarlarını yapabiliyorsun. Yani işte sadece pisti seçmekten öte. Kaç tane saat, günün saat kaç, gece de yapabiliyorsun. Hepsini yapıyorsun. İşte hava durumu ne? Fırtınalı mı, kapalı mı, bulutlu mu? Rastgele yaptım. Rastgele. İşte bunlar güzel. Rakip sayısı, zorluk. Ben amatör seçtim. İlk kez oynuyorum. Zaten seviye 1 diye yazıyor. Evet. İskoçya'da bir yarış yapacağız. 11 tane rakiple. Toplam 12 oyna araba. Oyna bakalım abi. Arabada şimdi oyunu ilk kez çalıştırdığım için 2 tane araba çıktı şu anda. Onlardan 2 tane aldık. Şimdi Mercedes. Mini Cooper. Gördüğün gibi araba çok ama aşağıya hızlı hızlı geçeceğim göstermek için. Gördüğün gibi akıp gidiyor. Ama kitle hepsi. Evet. Şu Türkçe'ye büyük iyi falan olayı biraz göze batıyor. Hiper kategorisi. Süper. Neyse Mini Cooper mı Mercedes mi? Bence Mini Cooper tamam. Daha güzel. O yarış için. Seçiyorum. Seç abi seç. Şimdi biz bir kulüp oluşturduk. Evet. Tekno Seyir diye. Kulüp oluşturduğun zaman kulübüne böyle sembol, işte boya. Bütün arabalara ortak bir boya şekli falan yapabiliyorsun. Şu anda ben ona üye oldum, görelim o boyutunu da diye. Bunu biz tasarladık bu şeyleri. Değiştirilebilir. Şimdi grafikler çok iyi. Tekrar direksiyon sağda mıymış? İngiliz arabası seçtik. Pişman mı olduk? Şimdi Murat yarışa başlıyoruz. Sür. Evet. İçeriden konsol falan var mı? Var. Ama sağda hiç bakamayacağım. Rahat olur. Ya, fren yapmadan gitmek istiyorum ya. Bu arada otomatik vites tabii her acemi gibi. Manuel kullanamam. Ama bu oyunu ciddi oynayacaklar mutlaka manuel seçecektir ki düz vites seçecektir ki motor freni falan olasılığını da kullanabilsin. Onlar zaten direksiyon alır abi. Ya direksiyon çok şart değil. Şimdi Murat bu siz oynarken baktığımda benim şu ilgimi çekti. Yukarıda bak yıldızlar, puanlar var. Şimdi bu oyunda ilginç bir şey var. Şimdi o işte böyle güzel manevralarda falan puan kazanma işi artık her yarış oyununda var da. Bunda geri düşebiliyor. Bak şimdi gördün işte 100 bilerek yaptım zaten. Tabii. 100 puan geri gitti çarptım diye. Şimdi ben bunu geri düşmesini ilk kez Drive Club'da gördüm. Yani Forza'da falan böyle bir şey yok. Yine 100 daha gitti. İyi borca düşmeyiz değil mi? Yok abi yok. Bak 46 kazandık 200 gitti ama. Bak. Ama 250 gitti pistten çıkmışız diye. Bu arada şu anda ben online'ım ama insanlara karşı yarışmıyorum değil mi? Yok sen. Bot onlar. Tabii tekliği seçtiğin için. Araba gitmiyor ya. Bu arada arabanın en önemli şeyi anten. Şuraya bak. Bir de fren ama tabii sen kullanmıyorsun. Freni... Aşınmasın diye. Nerede birikmişler burada hepsi? Önde birisi kitlemiş yarışı. Neyse iki tane daha geçtik karambolde. Ama bak böyle çakallık yapayım dediğin anda hemen puan cezayı kesiyor. Ve hızını kesiyor. Evet gazlayamıyorsun. O da ilginç Drive Club'da gördüğümüz bir mekanik. Şimdi Murat Drive Club'da hem hani sen işte sürücünle bir kariyer yapıyorsun. Ama bir yandan da bu oyunun olayı kulüp adından geldiği gibi. Bir kulübe üye olacaksın ya da sen açacaksın. Sen açacaksın. Ama iki kişi gerekiyor aktiflenmesi için mutlaka hani. Ya bunlar niye öyle toplanıp gidiyorlar? of. Rezil olduk. Murat, kapalı bulutlu bir şey olduğu için aslında grafikler güzel de kapkaranlık hiçbir halt gözükmüyor. Çünkü hava kötü. Hani arabaların renklerini falan şu ortamın renklerini gösteremiyoruz. Rastgele yaptık hava durumunu. Evet, böyle oldu. İskoçya'da hava yaktı bize. Neyse.
Şunları böyle bir kere de geçmek lazım. Geçerse bunu böyle gidiyorlar. Tamam, felaket. Hatta bu bilardo değil, araba yarışı. Felaket. Ne oldu? Ha, beni recover etti. Bu arada 3000 küsura çıktık ama puan. Yine ben evet. Sonuncu da olsam o yaşadığım şey... Allah. Bu ne ya? Peugeot çekil ya. Bir de Vosvos var. Bu ne abi? Tırt arabalar yarışı mı? En kötü ligde miyiz? Neyiz? Yani ben yarış oyununda biraz... Şöyle normal hayatta göremediğimiz arabalarla oynamak istiyorum. Açılacak abi onların hepsi. Hani şimdi normalde zaten yolda önümü tıkayan Peugeot 206'yı burada da görmek istemiyorum. Oo, dokuzuncu olmuşuz. Felaket. Çok herkes de golfle gelmiş. Aa, birinci olan da Mini Cooper ama o da bize ya. Hani şey diyor, arabaya suç bulma diye mesaj yolluyor. Bu tekli yarıştı. Hiçbir alt beceremedik. Olsun, bir sürü puan aldın. E işte. Aha. Aldığım puanlar kulübe bana yazdı. Da yazıyor, kulübe de yazıyor. Evet. Murat, şimdi belki bir şeyler olur, gösteririz. Devamlı sen oynayacaksın. Doğru. Benim gibi oynamayacaksın, bir şeyler yapacaksın. Arabalar açılacak, boyalar açılacak. Doğru. Bu arabanın üzerindeki işte bu kuru kafa falan çıkartmalar açılacak. Doğru. Ama işte hep oynamakla bunlar oluyor. 6 kişi aynı anda online bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ne yapayım? Bir tane daha oyun abi. Drift hiç sevmem, hiç ona hiç girmeyeceğim. Bulaşma abi. Biz düzde gidelim de. Şimdi bende PlayStation Plus account'u yok. Dolayısıyla multiplayer'da evet. Deneme hani alabilirsin diyor. Ama hani devamlı oynayacak arkadaşlar için multiplayer'da Plus lazım. Tur bazlı yarış var. Yine tekli yarış var. Biraz daha oynayayım. Bence tekli yap. Zevkli oluyor. Tamam. Ama bu sefer gündüz şöyle bulutsuz falan bir hava seçelim. Ama rastgele seçtik ya, ondan oldu. Yine yarışa giriyorum. He. İskoçya şeydi ya. Şili falan mı seçelim? Şili de çok şey, baksana abi. Çöl gibi. Çöl gibi. He. Kanada ağaçlı maaçlı. Olabilir bak, orası olabilir. Ya Şili olsun ya. Çöl gibi olsun. Bir sürü yer var abi. Her yer. Evet. Çungara Lake. Hiç olmazsa Lake su falan görürsün. Su görelim değil mi? Suya uçalım. Tam felaket olsun. Şimdi Murat, ben saat 1 iyi ama hava biz fırtına açık seçeceğiz. Olsun. Tamam, açık. Tamam, iyi. Diğerlerine dokunmuyorum. Yok, yine amatör. Tur sayısını düşürelim de çok. 2 tur yeter. Yeter. Zaten yine sonuna olacağız. Oyna diyorum. Oyna abi. Yine araba seçimi. Tabii araba falan unlock yapamadık. Yapamadık. Bu sefer değişiklik olsun diye Mercedes'e geçeyim mi? Geç bir üst abi. Sınıf. Geç. Bizimkileriyle boya yine şeyle, kulüple. Kulüp boyası. Evet. Bu boya işinde en çok arabanın aslında arkasına önem vermek lazım. Hep arkasını görüyoruz çünkü. Yaz ne kadar güzel değil mi abi? Grafikler çok iyi Murat. Benim gördüğüm zamandan bu yana hakikaten değişmiş. Grafikler çok iyi. Hakikaten next gen tadı veriyor. Şimdi bu Drive Club bende bir şey değişmiyor tabii. Ben ikisini de beceremiyorum ama Gran Turismo'nun ekolünde değil. He. Daha hani birazcık işte sürtünerek, vurarak, pistin dışına çıkarak falan gidiyorsun. Gran Turismo'da da tamam, pistin dışına çıkarsın da bittin. Hani ondan sonra daha yakalayamazsın kimseyi. Bu biraz daha arcade. Ha, ama şey de demeyeceğim hani. Sırf arcade öyle. Şey de değil. Yok. Hani bir derinlik, bir fizik motoru var. Hayır, bir defa adamlar hani sana ceza vermişler. Öyle kaytarma, millete vurma diye. Macit olsa yanmıştı mesela. O virajları falan kesemeyecek. Yani, ben seslerin dengesinde bir şeylere takıldım. Evet. Lastik... Of. İşte şunu yapmıyorsun. Bunu işte yapma diyor bak. Geri attı beni. Çok yaparsan da evet. Lastik sesi biraz ön planda. Hmm. Motor sesi daha arka planda. Burada konsolu gösterelim mi? Göster abi, göster. Konsol çünkü birçok kişi böyle oynayacak biliyorsun. Motor sesi falan değişiyor tabii, tabii içeri girdin mi. Ben genelde böyle oynamayı severim. Arabayı göreyim istiyorum. Bu arada sen dedin yani az önce yol çok dar diye. Genelde dar abi. Yollar yani normal otoyol, pist değil de. Evet. Aslında normal trafiğin geçtiği yolları kapamışlar gibi. Bir de, ama trafik yok değil mi?
Trafik yok. Böyle gidiyoruz. Evet, yarış yani. Tabii tabii yarış. Şey yani tabii, sokak tabii, yarışı gibi değil. Yok yok yok. Oo, bu arada felaket. Yalnız bak sen dedin ya az önce göle uçarız diye. Evet. O hiçbir zaman olmuyor abi. Hep bir duvarın içinde gidiyoruz. Görünmez duvar evet. Var mı yine evet. 1990'lardan günümüze? Göle uçamayacağız yani. Neyse, evet, zaten oh. Dikkat edin az önce resetledi seni. Evet. İzin vermiyor yani çıkmana çok. Uçsak da resetlenir. Evet. Gördün mü neler yapıyoruz? Evet. Yine 1500 puan aldım bir hareketle boş ver. Çarptık mı yaptık ama. Tabii normal yarışta olsa diskalifiyeydim herhalde öyle battal gazi. Normal yarışta olsa araba mahvolmuştu. Tabii. O kadar. Murat şimdi siz daha çok oynadınız. Evet. Hasar kozmetik mi? Ya evet. Yani abi. Sadece görüntü mü? Biz arabayı haşat etmeyi beceremedik. O kadar yani şöyle arabanın attık. Gidişini falan etkiliyor mu? Abi o kadar taklalar attırdık arabaya hiçbir şey olmadı. Nasıl gidiyor? Aynı performans değil. Tamam yani. O zaman görsel sadece. Görsel ama görsellik de, görsel hasarlar da güzel. Cam kırıkları falan iyi yani. Birazcık durumu azıcık olsun kurtardın mı? Azıcık da olsa sonucu cezayı. Değiliz. Evet tabii. Şimdi 4000 puanımız da var. Şu çekim dediği de draft. Hani adamın rüzgarından yararlanma, onu çekim diye çevirmişler. Drift'i çevirememişler, drift kalmış. Bak 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 bak, viraj cezasını yine yedik. Yine yedik. Ve şey olayı çok kötü. Baksana. Ceza yedin mi hızlanmıyor. Geçtiler hepsi. Araba gaz almıyor bir süre için. Olsun sen şimdi kafadan girer alırsın. Valla Murat. Oh. Ben oh. Zaten iyi bir oyuncu değilim de bunu da tabii ilk kez ikinci kez şu ikinci yarışım ya. Hani accountumdan görüyorsun işte sıfır puanlık yani. O yüzden artık o kadarını da 7. bitirdik. Keşke hı-hı. 4. bitirebilseydik. Olsun. A45 bu nasıl bir araba mı? Şeye sormak lazım. Can'a. Can'a bunu tercih etmedi abi. Hiç uygun değil dedi. Yine kulübe birazcık katkımızı yaptık. Üyelik olsun. Şeyimizi. Kaydedeceğim mi bunu ödedik. Şeyden şimdi? Şimdi share'e girersem. Biliyorsun. PlayStation'ın. Video klibi kaydet. Evet. Tamam, şimdi bunu veririz. Sonra daha sonra bunu yükleyebiliriz ya da USB'yi alabiliriz. Evet abi öyle hani inceleme değil böyle bir oynayalım dedik. Oynadık da. Sen şey söyle bana, beğendin mi? Oynar mısın? Şimdi Murat, PlayStation 4 hala tabii yeni daha bir senelik bir cihaz. Güzel araba yarışı yoktu. İşte zaten mecbursun, Gran Turismo yok henüz. Drive Club şu anda yapabileceğin araba yarışına meraklıysan, PlayStation 4 sahibiysen... Ya alabileceğin, verebileceğin en iyi kararlardan birisi. Drive Club alınacak. PlayStation 4'çüler için. Kulübü, başka formatta yok. Evet, kulübü kurduk. Teknosayır'a üye olup bizim şu puan durumumuzu birazcık düzeltsinler, değil mi? Düzeltebilirler. Teknosayır kulübümüzün adı. Biz incelemeyi yaparken zaten oradan üstünden gideceğiz. Hani o kulüp kurulacak, yarışılacak. Biraz yardım edin. Durum kötü çünkü. Çok oynayanlar, iddialı olanları bekliyoruz kulübü almak için. Evet, evet. Birazcık bizim kulübün durumunu düzeltin arkadaşlar. Durum rezalet çünkü. İki üyemiz var şu anda. Kendimiz zaten biziz. Hiçbir şey olmuyor. Murat, Drive Club bence oynanır. Gayet güzel. Görüyorsun. Çok zevkli abi. Şimdi benim böyle yamuk yumuk oynayışıma... Bir de biz oyunun başındayız. Şurada gösterdiği arabaların hiçbiri yok ki bize. Olsa da bir şey değişmeyecek. Onu, öyle bir şey yapmıyorum. Çamura yatma durumuna gelmiyorum. Şey yok. Şimdi bu arabaya ince ayar. Yok süspansiyonu kaldır, şöyle yap bilmem ne. Öyle bir şeyler yok. Ben onun Can'a sordum abi. Dedim ki bunda yok ya onlar. Olmuş mu dedim. Gerçek arabaya göre kıyasladın. Kesinlikle doğru yansıtmışlar dedi arabaları. Gerçek karakteristik. Valla ben görüntüsüne bakıyorum. Bak şu fardaki abi. Işığın kırılmasına abi, bak. Abi süper. Gökkuşağı çok şeyine güzel. Bak. Çok iyi Murat. Çok iyi. Yani çok iyi. Fakat iyi oyuncu lazım. Evet, biz çağrımızı yaptık abi. Evet. Teknoseyir'e bekliyoruz. Evet, bu arada boya stillerini göstereyim. Ya çok... Bizim logo kalsın ama şunlar falan daha iyi boyamalar. Biz tabii onu da tabii merak et yaptığımız ince yer yapacağız abi, daha çok yeniyiz. Tamam. Böyle. Murat, Drive Club'ı ben beğendim. Hele arkadaşların falan varsa tabii. Şöyle birlikte yarışabileceksen, kapışabileceksen. Çünkü şöyle durumlar var mesela. Şimdi bir virajı kaydetmiş... Senin arkadaşının orada gösterdiği performansı da kaydetmiş.
bazen yarışına göre o virajda o noktada sana onu sunuyor. Diyor ki bak diyor Ahmet diyor burayı işte 2000 puan alarak geçti diyor. Bakalım sen ne yapacaksın diyor. Hatta yıldız vermek için bazen şart koşuyor. Bu da Ahmet'i geçeceksin diye. Murat inceleyelim abi oynayalım da sonra. Birazcık bak yine kırık. Ya o, evet o. Ama anti-aliasing de var gördüğün gibi. Hani sadece yetmemiş. Evet yetmemiş. Peki i̇şte, abi. Numaramızı değiştirelim mi? Biz bak fontunu bile değiştirebiliyorsun numaranın. Ben onu 100 numara yapacağım. Bize de yakışan bu. Çünkü deminki yarışta yaptığımızı düşünürsen bize 100 numara yakışır. Anlayan anladı. İşte şey falan yapabiliyorsun. Böyle aldığın 2. Dünya Savaşı uçakları gibi aldığın ödüllerin logolarını evet, falan arabaya koyabiliyorsun. Bizde tabii sıfır, boş. Murat böyle. Tamam. Ben Drive Club'a zaten hani Drive Club'ın iyi bir oyun olacağı belliydi. Tabii bu canım. Sony'nin ekskluzif kendine özel yani oyunu. Alabildiğine cilalanmış oyun. Drive Club oynayacağım ben. Tamam abi. Tamam. Biz oynamaya devam edelim. Peki. Sonra da incelemede görüşeceğiz zaten. Peki. Sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.